Ama sağ olun, sağ olun. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, hoşçakalın, günaydın, sağ olun. Tamam. Hadi dışarıda bekleyelim sizi. En son senin vazgeçtin. Yok, gelin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. 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 Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle hep beraber şimdi bir resim alalım. Hep beraber. Tamam, gördün gittin sen. Tamam, biraz daha aşağı başkanım. Hadi başkanım. Bugün 1 Kasım seçimleri sonucunda halkımızın verdiği oylarla milletvekili seçilen Tekirdağ'ını temsil edecek Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak mazbatalarımızı aldık. Fakat şunu söylememiz lazım. Elbette Tekirdağ'da başarılı bir netice gösterdik. Ciddi bir oy farkımız var AKP ile aramızda. Ama gönül isterdi ki milletvekilimiz sayımızı daha fazla arttıralım. Neticesinde bu gerçekleşmedi. Bugün için mazbatalarımızı aldık ama bunun nedenlerini, sonuçlarını elbette ki masaya getireceğiz, değerlendireceğiz. Türkiye nazarında da masaya yatırılacak, değerlendirilecek bazı hadiseler mutlaka olacaktır. Tabii bugün mazbatalarımızı aldık. Üzerinde bizim isimlerimiz yazıyor ama bize ait değiller. Tekirdağ örgütüne aitler. Tekirdağ örgütünün, oy veren insanların alın teri emeği var gerçekten o mazbatanın üzerinde. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun artık dünden daha zor olduğunu biliyoruz. İşimiz gerçekten dünden daha zor, bugün daha zor. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü omuz omuza, yan yana, yürek yüreğe mücadele edeceğiz. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle gerek parlamentoda, gerek Türkiye'de, gerekse ilimizde, Tekirdağ'ımızda daha güçlü bir mücadelenin içinde olacağız sizlerin desteğiyle. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Sizlerin alın terini, emeğini hiç etmemeye çalışacağız. Biraz önce her iki arkadaşımın da söylediği gibi bu mazbatalar aslında bize ait değil. Bu mazbataları önce örgütümüzün, sonra bizimle beraber savaşan diğer üç arkadaşımızın, il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın ve diğer seçilmişlerimizin sayesinde almış bulunuyoruz. Dolayısıyla ve Tekirdağ sayesinde almış bulunuyoruz. Dolayısıyla sorumluluğumuz tüm Tekirdağ'dır, örgütümüzedir ve başkanlarımızadır.